Ekoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin uzaktan konuşmalarına hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin uzaktan konuşmaları olarak Ekim ayı programıyla başlıyoruz. Salonumuzdaki kültür evimizdeki Kısacıkzade Konağı'ndaki toplantıları salgın nedeniyle Instagram'a taşımıştık. Ekim ayından itibaren yine Instagram'dan devam ediyoruz. Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin uzaktan konuşmalarının Ekim ayındaki ilk konuğu Sayın Profesör Doktor Hülya Argunşah Hanım hocamız. Birazdan sanıyorum kendileri görünecekler. Ben kendilerini davet edeceğim. Sayın Profesör Doktor Hülya Argunşah Hanım bize Ömer Seyfettin'i anlatacak. Hocamı ben gördüğüm zaman davet edeceğim. Değerli katılımcılarımız sizleri burada görmek zamanlarda sağlık koşulları izin verirse inşallah salonumuzda da bir arada olabileceğimizi umuyoruz. Hülya Argunşah hocamız göründüler. Hocam Evet. merhabalar. Merhabalar. Evet, ekranı çevirirseniz yan duruyorsunuz. Öyle mi? Evet, tamam. Ben Hoş geldiniz. ekranı kendisi kullanacağımı düşünmüştüm. Kullanamadım. Evet, ikimiz birden görüneceğimiz için hocam çok teşekkürler. Ben konuklarımıza, katılımcılarımıza tekrar takdim ediyordum sizi. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin 5 yıldır süren çarşamba toplantıları salgın nedeniyle bu kez Instagram'dan devam etmeye başladı. Değerli hocalarımız da bizim için sağ olsunlar bu mecrada konuşmayı kabul ettiler. Biz şimdi böyle dinliyoruz sizi ama salgın geçtiğinde salonumuzda Adana'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız inşallah. Sayın hocam tekrar hoş geldiniz. Ben sizi takdim ettim ama yeniden söyleyeyim. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Sayın Hülya Argunşah hocamız bugünkü konuğumuz. Kendisi bize Ömer Seyfettin'i anlatacak. Şöyle demiştim başlığını verirken, 100. ölüm yıl dönümünde Ömer Seyfettin demişti. Ben hocam söylediğinde birden hoca çok büyük bir sayı söyledi. 100. yıl olamaz gibi düşündüm. Ama sonra baktım ki gerçekten Ömer Seyfettin'i çok genç yaşta kaybetmişiz. Hakikaten 100 yıl olmuş ama bizim için Ömer Seyfettin hepimiz için canlı, varlığını sürdüren bir isim. Sizin Ömer Seyfettin'le ilgili pek çok çalışmanızı biliyoruz. Ben yine yakınlarda da çalışmalarınızı da bu vesileyle daha çok inceleme fırsatı da buldum. Ne kadar güzel yazılarınız var. Mesela Ömer Seyfettin'in şiirleri üzerine yazınız da varmış. Ve Adana ile ilgili bir şiiri var ama muhataralı da demişsiniz. Onun Evet. sıkıntılı yanlarını da belirtmişsiniz. Benim için çok değişik oldu. Bugün anlatacağınız konular muhakkak bizim için çok ufuk açıcı olacak. Sizin yine Ömer Seyfettin hikayelerini en son olarak yeniden bütün hikayelerini baskıya hazırladığınızı da biliyoruz. Ömer Seyfettin konusundaki birikiminizi bizimle paylaşmanız bizi çok mutlu etti. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi katılımcıları olarak hepimiz adına ben öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Hocam söz sizin. Bir saat içerisinde 45 dakika kadar siz konuşursanız sonrasında soruları alacağız. Eğer sorular devam ederse bir saatin sonunda yeniden bağlantı kuracağım ben. Instagram'ın bir saatle sınırlı bir süresi var. İkinci kez bağlandığımızda tekrar görüşeceğiz. Hocam ben sözü size bırakıyorum. Tekrar teşekkürlerimizi sunuyorum. Buyurunuz. Size ve katılımcılara merhaba demek diyerek başlamak istiyorum. Elbette teşekkür ederim sizi. Ben Facebook'tan çok uzun yıllardır takip ediyorum kitabın toplantılarını. Ama bu Facebook'tan takip ediyoruz. Aslında galiba pandeminin böyle bir katkısı da oldu.
katılamadığımız toplantılara katılmaya başladık. Galiba yeni bir yol açıldı hepimiz için. Evet. Doğru derseniz. Evet. Evet, Deniz Hanım'ın da belirttiği gibi ben bir süredir Ömer Şeyfettin çalışıyorum. İsterseniz onunla ilgili çalışmalarımdan söz edeyim. Sonra da genel anlamıyla Ömer Seyfettin konuşması yapmaya çalışayım size. Olabildiği kadar zamanında bitirmeye çalışacağım. Ben çok teşekkürler. Teşekkür ederim. 1997'de başladım Ömer Seyfettin çalışmaya. Ardından da 90'dan itibaren yayınlamaya başladım. 7 cilt haline geçtim metinlerine. Belki şöyle söyleyerek başlayayım. Da güzel olur. Ömer Seyfettin aslında böyle normal bir Türk okuyucusunun neredeyse okumayı öğrendiği andan itibaren okuduğu ilk metinlerin içerisinde yer alan yazarlar. Dolayısıyla çok okunan ve tanınan bir yazar. Bu çok okunuyor ve tanınıyor olması aslında Ömer Seyfettin için tarafından da olumsuz olmuş. Neden? Çünkü herkes metinlerine müdahale etmiş. Metinleri biraz güncellemek için yazmışlar. Biraz da çok okunan, tanınan bir yazar olduğu için insanlar bu metinlerin içerisinde kendi görüşlerini yerleştirmişler. Dolayısıyla Ömer Seyfettin'in metinleri zaman içerisinde sahihlikten uzaklaşmış. Bu yüzden bu çalışmaya başladığım ilk plan, ben ilk önce Ömer Seyfettin'in metinlerini asıl biçimlerine dönüştürdüm. Yani geriye döndüm, dergilere gittim, gazetelerde taradım, ilk metinleri tespit ettim ve tüm metinleri oradan okudum. Yani hiçbir Latin metin, Latin alfabesinde kullanmadan ilk önce yazarın bir külliyatını ortaya koymaya çalıştım. Burada önemli sorunlardan bir tanesi Ömer Seyfettin'in biraz sonra da konuşacağımız gibi bir geçiş devresi. Yani imparatorluktan milli devlete geçiş ve çok uzun süren savaşlar döneminde yaşayan sanatçı olması. Ve ister istemez de bu çok hareketli geçiş döneminde yaşadığı için fazlaca imza da kullanıyor Ömer Seyfettin. Bazı yazılarını takiplerden dolayı imzasız yayınlamak durumunda kalmış. Doğru isterseniz işin bu tarafı biraz sıkıntılı. Neredeyse işte avcılıkla ulaşıyorsunuz. Bazen çok emin olduğunuz metinlerin demin sizin sözünü ettiğiniz Adana ile ilgili bir böyle bir şiir. Çok uzun yıllar Ömer evet. Seyfettin'e ait olduğu yazıyordu şeyler, coğrafyalar. Ama ben o şiiri incelerken baktım ki burada bir ilginç durum var. Burada anlatılan olaylar Ömer Seyfettin'in ölümünden sonra yaşanmış olaylar. O zaman bu şiir Ömer Seyfettin'in olamaz. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte Ömer Seyfettin'in takma imzalardan bir tanesinin başka bir yazar tarafından kullanılmış, birleştirilmiş. Dolayısıyla Ömer Seyfettin çalışırken en önemli sorunlardan metinlere ulaşmakta ama ikincisi de bu imzaların arkasında kimler olduğunu, gerçekten Ömer Seyfettin'in olup olmadığını tespit etmekti. Ben tam bu noktada ne yazık ki henüz kafamı netleştirebilmiş değilim. Çünkü Ömer Seyfettin'le ilgili hala sorunları diyor bize. Bu imzalar açık olmadığı müddetçe, açıklanmadığı müddetçe sıkıntımız hala devam edecek. Ama buna rağmen tabii yani hani biz bunları netleştiremiyoruz deyip iş bırakmak olmuyor. Bir sahih Ömer Seyfettin metnine ihtiyacımız var. Ve 99'dan itibaren 7 cilt halinde yazıları. İlk 4 cildi hikayelerden oluşuyordu. Bir cildi yani 5. cildi Ömer Seyfettin aynı zamanda şiir yazmış. Biraz konuşacağız. Şiirleri, menşeleri ve hatıraları fıkralarından oluşuyordu. Son iki cildi de makalelerinden oluşuyordu. Zaman içerisinde özellikle ilk 4 cildi birkaç baskı yaptı. Ama ben bu 100. yıl dolayısıyla Ömer Seyfettin'in başına bir kez daha oturdum. Biraz işte yeni metinler bulabilir miyim? Eski metinlerde hatalar, okuma hataları yapmış olabilir miyim?
Sonra acaba bu metinlerin arkasında gerçekten Ömer Seyfettin var mı? Yani bazılarının hakkındaki şüphelerim oluşmaya başladı. Yeni metinler elde ettim. Derken yeni bir baskıya giriştim. Yani özellikle sanırım Haziran'ın başlarındaydı. Hikayeleri yeniden yayımladık. Geçmiş baskıda coşkulu olan hikayeleri biraz daha hacimli kitaplar haline getirdik. İki cilt oluşturduk. Çok yani hikayesini artırdık. İki cilde dönüşmüş olması, şey yapması, şaşırtması. Sadece sayfa sayıları biraz fazla oldu. Çok kalın oldu. Şöyle göstersem olur mu? Şöyle İki cilt olarak. İki, evet. İki tane böyle kocaman ciltler oldu. Geçtiğimiz ayın sonunda makaleleri de teslim ettim. O da aşağı yukarı 800 sayfa oldu. Daha önceki ciltlerde tek kitabım makalelerin içerisine göstermiştim. Onları ayırdım. Onları yeni yapacağım şiirlerle beraber. Epeyce yeni yazı ekledik. Duyduğum bazı yazıların peşinde koştum onları. Bazılarını doğruladım, bazılarını doğrulamadığım için almamaya karar verdim kitabıma. Şimdi makaleler çıkacak. Elimde bir cilt çalışma daha duruyor. Tercümeler, şiirler, günlük ve hatıra defterleri gibi metinler olan bir şey cilt daha duruyor. Sanırım o da 100. yılın içerisinde tamamlanacaktır. Şimdi ne kadar güzel. Gelirsek, doğru biliyor musun? Ben bu sene Ömer Seyfettin yılı olarak ilan edilsin demiştim. Birkaç Doğru. yıldır bir takım kişilerle görüştüm işte bürokraside, ondan sonra Kültür Bakanlığı'nın içerisinde falan. Ama ne yazık ki bunu gerçekleştiremedim. Fakat o kadar çok konuştum ki ben bunu. Sonunda galiba arkadaşlarım benimsediler. Ve Türkiye'nin dört bir tarafından şu anda Ömer Seyfettin'le yayınlar çıkmaya başladı. Aslında Mart ve Nisan aylarında biz epeyce toplantı planlamıştık. İşte şeyde başlıyorduk mesela Kültürün Araştırma Enstitüsü'yle, yapımcının toplantılarıyla, sonra Nevşehir'de bir Ömer Seyfettin Kongresi yapıyorduk derken, ama bütün bunlar iptal edildi birdenbire, hem de bir gün kala iptal edildi. Dolayısıyla önce biraz sersemledik. Ama sonra şuna karar verdik. Dedik ki yani bunun biteceği yok. Toplantılara geri dönemeyeceğiz. O halde biz bunları daha kalıcı hale dönüştürelim. Ve kitaplara dönüştürdük. Şu anda ben iki armağan kitap tamamladım. Bir tanesi Nevşehir Üniversitesi ile orada toplantı yapacaktık. O toplantının bildirilerini kitaba dönüştürdük. 50 yazarlı bir kitap oldu. Dergah Yayınları basacak. Benim kitaplarımı da ilk baskıdan itibaren Ömer Seyfettin'le ilgili çalışmalarımı ilk baskıdan itibaren Dergah Yayınları şimdi bu Armağan kitabı da Sonsuzluğa Uzanan Ses başlığıyla Dergah Yayınları basacak. 50 yazarlı, tamamı araştırmadan oluşuyor. Çok güzel bir armağan kitabı oldu. Bu süreç içerisinde Kültür Bakanlığı benimle irtibata geçti ve armağan kitap hazırlamak istedi. O da 50 yazarlı, aşağı yukarı 50 yazarlı diyeyim. Çünkü 2-3 tane yazar yazılarını veremedi. Onu bugünlerde teslim edeceğim. Yani hemen hemen bitti edisyonu. Sanırım en geç haftaya pazartesi teslim etmiş olacağım. O da bu yılın içerisinde yayımlanacak diye düşünüyorum. Bir özel sayı çıkarıyoruz şeyden, Kare Dergi'den. Kare Dergi olacak. Yani kendi adıma yapabilirim. Bunlar oldu. Bir tane seçimler yayınladım. Ömer Seyfettin'in Çocuklar da Okusunlar diye dilini sadeleştirdim. Kesit yayınlarından çıktı o da. Yılın başında çıktı, Şubat ayında. Yani çok istedim Ömer Seyfettin yılı olmasını. Ama olmadı. Fakat kendi adıma ben Ömer Seyfettin'i de doldurdum. Dolu dolu geçiriyorum. Şu anda da yemiyorum diyeyim. Çünkü bir sürü dergi işte röportaj istiyor, yazı istiyor falan. Ben de çok böyle kalemi işlek birisi değilim. Çalışmadan yazamıyorum ne yazık ki. Yok, çok. Siz dikkatli bir araştırmacısınız. Onun için hepimiz müteşekkiriz. Estağfurullah. Umarım öyle olsun ama yani Ömer Seyfettin'e kendi adıma
Milletim adına çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Ve doğrusunu istersen böyle sahipsiz, çok tanınan ve çok sahipsiz bir Evet. yandan da. Yani o konuda haklısınız. Çok tanıdığımızı zannettiğimiz isimleri aslında hiç tanımıyoruz. Tanınıyor gibi görünüyor. Hepimizin eksikleri olduğu gibi yaygınlığı karşısında bilinmezliği daha çok aslında. Evet. Onun için anlamlı bir çaba bu sizin çabanız. Çok teşekkür ederim. Şeye başlayalım. Ömer Seyfettin üzerinde konuşmaya. Dediğim gibi Buyurun. hani bu sene Ömer Seyfettin'in vefatının 100. yılı. Dolayısıyla Evet, 1920'de vefat etmiş. Evet. 1927, 6 Mart 1927. Çok büyük tesadüf, biliyor musunuz? Benim babamın vefat tarihi de 6 Mart. Benim yani benim üzerimde böyle hani iki tane erkek varsa, biri Ömer Seyfettin, biri babam, ikisi aynı dönemde vefat ettiler diyeyim. Allah rahmet eylesin Günde hepsine. vefat ettiler. 1884 doğumlu Ömer Seyfettin. Bir asker yazar. Bunu özellikle belirtmek gerekiyor çünkü asker olmanın getirdiği gözlemler ve duyarlılıklar var Ömer Seyfettin'de. Bir geçiş dönemi yazarı. Ayrıntısına inmeyeceğim hayat hikayesinin. Gerekli olduğunu düşünmüyorum ama eserini açıklarken bazı şeyleri kullanmak için söz etmem gerekenler üzerinde durmak istiyorum. Geçiş dönemi yazarı. İmparatorluktan milli devlete geçiyoruz. Osmanlı milliyetçiliğinden Türk milliyetçiliğine geçiyoruz. Dolayısıyla işte Osmanlı Türkçesinden Türkiye Türkçesine geçiyoruz. İşte gibi bir sürü yeninin söz konusu olduğu bir dönemde. Hatta arka plana giderseniz mesela Osmanlı dünyasında bir rejim değişikliği yaşanıyor. Meşrutiyet hayata geçiyor. Dolayısıyla partileşme süreci başlıyor. Birinci Dünya Savaşı var, öncesinde Balkan Savaşı var, sonrasında İstiklal Savaşı var gibi böyle son derece hareketli bir dönem. Ömer Seyfettin işte bu dönemin yazarı. İşte asker yazarı olma meselesi burada önem kazanmaya başlıyor. Çünkü özellikle ilk askerlik görevini Balkanlarda yapıyor. Ve biliyorsunuz Balkan coğrafyası Osmanlı coğrafyasından ilk ayrılan, Osmanlı aleyhinde milliyetçilik çalışmalarının ilk yapıldığı coğrafya. Bütün bunları gözlemliyor. Ve üstelik de Ömer Seyfettin hemen hemen bir yıla yakın, 1912-1913 arasında 11 ay kadar bir zaman Balkanlarda esir düşüyor. Bu da onun gözlemlerinin arasında önemli bir olaydır. Dolayısıyla onda bir farklı bir edebiyat anlayışı gelişecek, farklı bir dil anlayışı gelişecek. Ömer Seyfettin'in hayat hikayesinde işte Gönen doğumlu bir yazar. Gönen İstanbul gibi bir coğrafyadan söz ediyoruz. Dolayısıyla yerli bir coğrafyada yaşıyor. Hayatının ilk dönemlerinde yani ilk tayin edildiği Balkan coğrafyası İzmir'e bağlı bir askeri alan. İzmir Ömer Seyfettin için çok önemli. Çünkü İzmir'de biz kültür tarihimiz noktasından baktığımızda çok önemli bir yer olduğunu göreceğiz. Orada milliyetçilik çalışmaları erken başlamış. Osmanlı aleyhine milliyetçilik çalışmaları. Bildiğiniz gibi bir ticaret alanı. Dolayısıyla gayrimüslimlerin çok yaygın yaşadığı bir yer. Ve zengin oldukları için milliyetçilik çalışmalarını daha erken başlatmışlar. Derken yani Ömer Seyfettin İzmir'de gayrimüslimlerin milliyetçilik çalışmalarına bakarak Türk milliyetçiliği çalışmalarını öğrenmek durumunda kalır. Orada çok önemli isimler var. Bahattin Çiftçi var. Ondan çok önemli dünyaya bakış tarzıyla ilişkili etkilenimleri var. Mehmet Necip Bey var. Mehmet Necip Bey, Ömer Seyfettin ve Şemsettin Sami'den çok daha Ömer Seyfettin'den önce Şemsettin Sami ve Mehmet Necip Bey, dilde sadeleşme hareketini aslında Ömer Seyfettin'den, özür dilerim cümlem çok uzun oldu ama şöyle söyleyeyim. Ömer Seyfettin'den çok daha önce dilde sadeleşme hareketi Mehmet Necip Bey, sonra, daha önce Şemsettin Sami Bey başlatmışlar.
Mehmet Necip Bey'in bu dilde çalışmalarını başlattığı sırada Ömer Seyfettin de bir yakınlığı olmalı. Ömer Seyfettin bundan söz etmiyor hatıraları ama Mehmet Necip Bey bahsediyor. Ömer Seyfettin'den, tanıştığından, ona etkilerinin olduğundan ve benzeri söz ediyor. Bu önemli bir şey. İzmir'deki etkilenmeler, Fransızca öğrenmeye başlıyor İzmir'de. Bir Fransız dergisinde şiirler yazacak kadar Fransızcasını ilerletiyor. Ve sonra tabii Selanik var. Selanik'te yeni lisan hareketinin başlangıcı var. İşte Balkan Savaşları öncesinde İstanbul'a geliş var ama Balkan Savaşları'na katılmak için derginin kapanması, savaşların içerisinde oluşuyor. Savaş sonrasında ordudan ayrılacak Ömer Seyfettin ve hayatı boyunca bundan sonra öğretmenlikle yaşayacak. Şimdi hayat hikayesi böyle Ömer Seyfettin'i kabaca. Biz Ömer Seyfettin'i neden neden Ömer Seyfettin bizim için önemli? Ben burada üç başlıktan söz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Türkçe başlığı. Bu hayat hikayesi içerisinde de belirttiğim üzere 1911'de Genç Kalemler Dergisi'nde başlayan Yeni Lisan Hareketi'nin kurucusu, prensiplerini yazanı, daha sonra bu harekete karşı oluşan tepkileri cevaplayan, bu hareketin iyi hikayedeki iyi örnek veren kişi Ömer Seyfettin. Yani burada bakın dikkat ederseniz çok şeyi saymış oldum. Ömer Seyfettin neden dille ilişkili bir hareket başlatıyor? Yani biz Ömer Seyfettin deyince çünkü aklımıza ilk önce hikayeciliği geliyor. Bir hikayeci yazardan söz ediyoruz. Ama neden Ömer Seyfettin bir de dilciliğe soyunuyor? Bu dönemin ihtiyaçlarıyla alakalı. Biraz evvel sözünü etmiştik. Osmanlı'nın 19. yüzyılı kendi devamlılığını sağlamak için hem de modernize olarak sağlamak için Osmanlı milliyetçiliğinin etrafında devam etmiştir. Ayrıntısına girmiyorum burada. Dolayısıyla Osmanlı milliyetçiliği karşımıza yüzyılın başından itibaren, 19. yüzyılın başından itibaren Osmanlıca diye ve Osmanlı milleti diye bir takım kavramlar getirmişti. Ama yüzyılın sonuna geldiğimiz zaman, hele 20. yüzyılın başına geldiğimiz zaman biz dünyadaki değişimle paralel olmak üzere Osmanlı milliyetçiliği düşüncesinin tutmadığını, dolayısıyla Osmanlıca, Osmanlı edebiyatı, Osmanlı tarihi gibi kavramların da iflas ettiğini görüyoruz. Ama buna karşılık iflas etmeyen ve hızla devam eden bir şey var. Osmanlı'nın imparatorluk coğrafyasındaki diğer milletlerin kendi milli kimliklerini geliştirmek için yaptıkları çalışmalar. Dolayısıyla burada belki şu söylemeye devam etmek lazım. Türk milliyetçiliği Anadolu coğrafyasında İstanbul merkezli olarak en son başlamış ve zorunlu olarak başlamış bir harekettir. Yani bir savunma hareketi olarak ortaya çıkmış durumunda kalmıştır. Buradaki sorun nedir? İnsanlar arasında iletişimi sağlayacak olan birinci derecedeki kanalın dilin kurulmasıdır. Çünkü zaman neredeyse orada bir yüzyıldan söz ediyoruz. Osmanlıcayı kurmak için geçmişti. Oysa Osmanlıcaya ihtiyacımız olmadığını, halkın Osmanlıcayı bilmediğini, konuşanları anlamadığını, yazılanları hiç anlamadığını, dolayısıyla kendi milli kimliği etrafında bir kafa karışıklığı içerisinde olduğunu görüyoruz. O zaman o Ömer Seyfettin yaptığı şey çok doğru. Tabii Gökalp'la birlikte yapacaklar, Gökalp ve Ali Canik'le birlikte yapacaklar. Kanal açıyorlar. Aydınlarla halk arasında bir kanal açıyorlar. Bu kanal ne? Herkesin konuştuğu dili umumi Türkçe haline getirdi. Bu çok önemli bir başlangıç. Çünkü Ömer Seyfettin'in hayatı boyunca savunduğu fikirlerden bir tanesi bu. Türkler medeniyet üretiyor.
Türkler bir kültür üretiyorlar, Türklerin bir edebiyatı var. Ancak son yüzyıllarda, 16. yüzyıldan itibaren burada İslam edebiyatı ve İslam dünyası birleşmekten kaynaklanan bir dil bozulmuşluğu var. Dolayısıyla halk geniş kitle çünkü bu şeylere, medeniyete, kültüre, edebiyata ulaşamıyor. Dolayısıyla karşımızda canlı bir kitle. Bizim onların anlayacağı bir medeniyet, bir kültür dili oluşturmamız gerekiyor. Böylece Ömer Seyfettin Yeni İslam'ın birinci prensibini koruyor. Yani ben işte yazılı prensiplere geçmek istemiyorum. İşte çoğul ekine atacağız falan. Bunların üzerinde durmak istemiyorum. Ama toplamak gerekirse burada birinci mesele Ömer Seyfettin diyor ki Türkçe konuşalım Türkçe. Evet. Halkın konuştuğu dil Türkçedir. Biz yazı dilimizi konuşma dilimizle birleştirelim. Bu çok önemli. Biz ne yapıyoruz? Yazı dilimizle konuşma dilimizi birleştirmeye çalışıyoruz. Ama Ömer Seyfettin ilk önce halka ulaşma kanalını açmak için konuşma dilini yazı dili haline getirelim diyor. Ve burada da İstanbul'da yaşayan kadınların Türkçesi diyor. Onların konuştuğu Türkçe diyor. Belki bunu açmak lazım. Neden böyle söylüyor? Çünkü Osmanlı, İstanbul'da yaşayanlar bir kere Osmanlı'daki ağızları bilmiyorlar. Böylece ondan kaçınmış. Ama ikincisi kadınlar, İstanbul'da yaşayan kadınlar iyi eğitimli olmadıkları için Avrupa kültüründen de uzaklar. Evin içerisinde sade, saf bir Türkçe'ye sahipler. Bu yüzden Ömer Seyfettin İstanbul hanımlarının Türkçesi fikrini teklif ediyor döneme ve bununla yazmaya başlayalım diyor. Genç Kalemler dergisi Nisan 1911'de itibaren başlayan harekette biz bu prensipler etrafında bir savunma alanı, bir dil kurgulama alanı oluştuğunu görüyoruz. Bir daha söylüyorum. Ömer Seyfettin'in Türkçe konusunda kanal açmasının sebebi Türk milletini uyandırmaktır. Türk milletine ulaşmak, onlara bir medeniyet, unuttukları medeniyeti hatırlatmak, dolayısıyla bir özgüven duygusu kazandırarak milletin yeniden uyanışını sağlamaktır. Bunun adına da zaten yeni hayat diyecekler. Ömer Seyfettin, Gökalp, Ali Canip yeni hayat diyecekler. Böyle bir Türk milliyetçi hareketi başlıyor. Tabii bunun etrafında işte hangisi Türk milletidir, işte Türk tarihini nereden başladı falan gibi şeyler var ama bunu konumuzun dışında bırakmak istiyorum Ömer Seyfettin'de odaklanmak için. Tabii dil fikri yetmeyecek. Yani sadece dili uyandırmak, insanların daha kolay iletişmesini sağlamak, aydınların konuştuğunu halka, halkın konuştuğunu aydınlara ulaştırmak yetmeyecek. Aynı zamanda bir de edebiyat oluşturmak gerekiyor. Çünkü bir millet olmanın temel nüvesi, temel cevheri dilde gizli. Ama her dili olan millet olamaz. Dilin millete ulaşabilmesi için onun bir edebiyatının olması gerekiyor. Bu dilin bir kültür üretmesi gerekiyor. Bu milletin kendine ait marşının, bayrağının, sembollerinin oluşması gerekiyor. Yani milletin oluşma basamaklarının içerisinde bunlar var. Ömer Seyfettin adım adım bunları gerçekleştirecek bu dönem içerisinde. Bu yüzden Yeni Kalemler dergisinin bizim adımıza, Yeni Lisan hareketinin bizim adımıza önemi bu dilin etrafında bir de edebiyat kurulmaya başlanmış olmasıdır. Biz bu edebiyata bilindiği gibi milli edebiyat deriz. Yeni Lisan makalesi aynı zamanda Milli Edebiyat Hareketi'nde bir manifestosu olarak kabul edilir bildiğiniz gibi. Hareketi aslında dille ilgili düzenleri yapmaya çalışan bir harekettir. Ama adım adım edebiyatla ilgili tekliflere de geçer. İlk Yeni Lisan makalesinde biz edebiyatla ilişkili eleştirileri görürüz ama teklifleri görmeyiz.
Fakat sonraki yazılarda özellikle eleştirmek suretiyle, var olanı eleştirmek suretiyle bir milli edebiyat anlayışına doğru geçildiğini söylemek isteriz. Bu milli edebiyat halkı yetiştirecek işte. Onların ruhuna hitap edecek. Onları işte yeni hayat felsefesine, eti olma duygusuna inandıracak ve yeniden doğu fikrine aşılayacak. Şeyi unutmayalım, artık Birinci Dünya Savaşı'na gidiyoruz. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı'nın varlık yokluk mücadelesi. Asırlarca kendi coğrafyası içerisinde barındırmış olduğu, hizmet götürmüş olduğu milletlerin Osmanlı'ya ihanet ettikleri bir dönem. Ve nihayet tabii ki milli devlete geçiş dönemi. Dolayısıyla biz bu yeni lisan hareketinin, dil hareketiymiş gibi görülen yeni lisan hareketinin basit planda dil ve edebiyat hareketi olmayı aşarak bir hayat felsefesi verdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişi hazırladığını söylemeliyiz. Bu yüzden Ömer Seyfettin bizim için işte önemli. Biraz uzunca söylemiş oldum ama Ömer çok Seyfettin güzel, çok güzel. Evet. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini, oluşum sürecini, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturacak olan Türk milletinin doğuş fikrini biz Ömer Seyfettin'e, başta Ömer Seyfettin'e ve yanı başındaki arkadaşlarına borçluyuz. 1924'te bildiğiniz gibi Türkçülüğün Esasları yayınlanır. Gökalp'ın Türkçülüğün Esasları yayınlanır. Bu kitap aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir felsefesini oluşturan kitaptır. Bu kitabın mesela dil ve edebiyat bahislerine bakınız, Yeni Lisan makalesinin, Ömer Seyfettin'in yazmış olduğu makalelerin aynısının tekrarlandığını göreceksiniz. Yani ispatı da bu. Acaba bütün söylediklerimi ben mi vehmediyorum? Ömer Seyfettin'in makaleleriyle işte Gökalp'ın Türkçülüğün Esaslarına bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş anlayışına bakın. Göreceksiniz orada Ömer Seyfettin'in çok önemli bir katkısı var. Ama Ömer Seyfettin bir dil bilimci değil. Sadece millet oluşturmanın birinci basamağının dil olduğuna inanmış. Halkla aydın arasındaki kanalı, halkla halk arasındaki kanalı açmak için dil bilincini sağlamak gerektiğine inanmış bir yazar. Türkçenin doğusunu ona borçluyuz. Türkçe, Türk milletinin doğusu. Şimdi asıl Ömer Seyfettin'i tanıdığımız tarafa geçelim. Zaman çok ilerliyor çünkü. Hikayeciliğine geçelim. Çünkü Ömer Seyfettin Genç Kalemler dergisinde yeni lisanla beyan ettiği fikirleri yazdığı metinlerle de ispatlamaya çalışacak. Zira Ömer Seyfettin'e yapılmış olan ilk eleştiriler bu dilde bir edebiyat meydana getirilemeyeceği yolundadır. Bu yüzden Ömer Seyfettin Genç Kalemler'de yayınladığı Bahar ve Kelebekler'den ilk hikaye budur. Yani Genç Kalemler yeni lisan anlayışıyla yazılmış olan ilk hikaye Bahar ve Kelebekler'dir. Bahar ve Kelebekler'den itibaren yeni anlayışta hikayeler yazmaya başlar. Ömer Seyfettin'in ilk hikayesi çok daha erken yayınlanıyor. Tenezzüh başlıklı bir hikaye 1909. Bu arada yani 1911'e Bahar ve Kelebekler'e kadar yazdığı hikayelerde hatta şiirlerde biz Ömer Seyfettin'i bir Servet Fünun yazarıymış gibi hareket ederken görürüz. Daha bireysel konulardan söz eder. Dili belki Servet Fünuncular kadar zorlu değildir ama işte yeni lisan anlayışına da biraz uzaktır. Çok değilse de. Yani Servet Fünuncular gibi bir dil değil ama yeni lisancılar gibi bir dil de değil. Fakat Bahar ve Kelebekler'den itibaren bambaşka bir dil anlayışına doğru geçecek ve Genç Kalemler, başta Genç Kalemler olmak üzere bu dönemdeki pek çok dergide yazdığı hikayelerle yeni lisan dil anlayışını kurmaya çalışacak, örneklemeye çalışacak. Fakat bu hikayelerin bir başka özelliği daha var. Bu hikayeler demin sözünü ettiğimiz o milli edebiyat oluşturma, Türk milleti uyandırma düşüncesine de hizmet eden hikayeler. Yani biz bu hikayelerin içerisinde İstanbul'da yaşayan insanlar nasıl yaşıyorlar? Sıradan insanlar nasıl yaşıyor? İşte bu insanların ihtiyaçları nedir? Hayata nasıl bakıyorlar?
veya işte bir Türk insanının hayatının ayrıntılarında neler vardır gibi bir takım unsurları da görürüz. Özellikle Ömer Seyfettin'in hikayelerine baktığımız zaman hemen hemen 160'a 170 var değil ama işte 165 civarında hikayesi var Ömer Seyfettin'in. Biz bunların 15-20'sini okuyoruz. Dolayısıyla geniş anlamda baktığımız zaman bu dönemdeki hikayelerin yani sadece Ömer Seyfettin'in çok fazla eleştirilmesine sebep olan işte Türk milliyetçiliği duygusunu uyandırmak için yazdığı hikayeler olmadığını görüyorum. Çok zeki bir yazar Ömer Seyfettin. İroniyi, mizahı ve hicvi çok iyi kullanıyor. Zaten bütün bu üç başlık bildiğiniz gibi zeki insanların yapabildiği şeydir. Dili de çok iyi kullanınca çok başarılı hikayeler yazıyor. 1917 yılında yeni bir faaliyet başlatacak yeni mecmuanın etrafında. Bu hani bizim başını vermeyen şehit, vire, işte tekeri gibi tanıdığımız, o çok okuduğumuz tarihi hikayeler dönemi başlayacak. Ama Ömer Seyfettin'in bu tarihi hikayeleri sadece 10 kadar hikayedir. Yükseltsek bile eski kahramanlar ve yeni kahramanlar başlığı altında yazılmış. Çok sayılı, az sayıdaki hikayecidir. Ama biz Ömer Seyfettin'in o 170 hikayesini bunun içerisine sığdırıyoruz. Diğer yandan Ömer Seyfettin bu eski kahramanlar başlığını verdiği ve Birinci Dünya Savaşı'nın içerisinde artık devletinin yıkıldığını, kendisinin de yenildiğini hisseden bir dağılma psikolojisine girmiş olan Türk insanına yeniden doğuşu bir kez daha veriyor bu hikayelerle. Vatan ve millet uğrunda ölünmesi gereken değerlerdir. Bu fikri anlatıyor bu hikayeler dönerse. Ve dolayısıyla bu hikayeler o günden bugün çok fazla okunan hikayeler olarak dönün insanına da, günün insanına da bir tarih şuuru veriyor. Neden bu hikayeleri yazıyor? Evet, bu bir savaşın içerisindeki yenilme duygusu. Ama diğer taraftan Gökalp'ın teklif ettiği bir düşünce var. Diyor ki Ömer Bey, özür dilerim. Destan yazmalıyız. Hatta şu, Türk masallarını destan haline getirdi. Destana ihtiyacımız var. Destanlar çünkü aynı zamanda yazılmamış tarihimizdir. Dolayısıyla yeniden doğuş psikolojisini verilmesi gereken insanların bu destanlarla, yani bizim çok geçmişli bir tarihimiz vardı duygusunu bu hikayelerle, destan tadındaki bu hikayelerle idrak etmesi gerekiyor. Bu yüzden bu hikayelerin bu dönem içerisinde son derece önemli ve yapıcı bir etkisi olmuştur. Ama Ömer Seyfettin burada da kalmaz. Mesela Erdinekon gibi şiirler. Altın Destan. Evet. Yani Altın Destan. Bir destan. Kırk Kız. Evet, bir destan fikri uyandırıyor. Çünkü unutmayalım, Türk destanları aynı zamanda manzum destanlar. Bunların da uyandırılması gerekiyor. Yalnız Efe'yi yazacak. O da aslında yerli bir destan. Bir efsane çünkü. Değil mi? Yani bir yaşanmışlık duygusunu oluşturacak. Dolayısıyla dönemin insanına bir geçmiş tarih bilgisi vermeye başlıyor. Destanlaştırdığı, destan tonlamasında yazdığı bu tarihi hikayelerle veya modernize ettiği destanlarla. Yine bu hikaye alanına ya da bu milli anlayışı oluşturman hikaye alanına eklemek istediğim bir şey daha var. Makalelerinden getireceğim onu da. Millet oluşturmanın önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de bayramlar ve sembollerdir. Ömer Seyfettin 1917'de yazdığı Yeni Gün makalesinde Türklerin milli bayramının Nevruz olduğunu teklif edecektir. Erdinekon destanını anlatacağız. Dönemimiz insanına bir Erdinekon'un içerisinde yaşıyoruz. Buradan çıkacağız fikrini vereceğiz. Ve bize milli bayramımızın 21 Mart olduğunu ilan edecek. Ve sembollerimizi önermeye başlayacağız.
olacaktır. Bu son derece dönemin insanı için önemli, tutunulacak bir değer. Ömer Seyfettin'in hikayecilerinin diğer bir tarafını çocukluk hikaye hatıralarından yola çıkarak yazdığı, yine bizim çok tanıdığımız hikayeler alanının içerisinde yer alan Kaşağı'dan başlamak üzere işte Kaşağı, Ant gibi hikayeler oluşturuyor. Belki zaman kalırsa çocuk edebiyatı içerisindeki yerini bu anlamda konuşabiliriz. Ama bunların sayısı da çok değil. Hikayeciliğini iki maddeyle tamamlamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Ömer Seyfettin yazmaya başladığı andan itibaren büyük eserini yazmak istiyor. Bu sebeple birincisi Genç Kalemler Hareketi'ne başlamadan önce, ikincisi Balkanlardaki esaretten döndükten sonra askerlikten tazminatını ödeyerek ayrılıyor. Ben yazacağım diyor. Ve bir zamanını felsefe ve tarih okumak. Hatıralarında da söylüyor bunu. Felsefe ve tarih okuyor. Kendisini besliyor. Mesela Ali Canip ondan sonra derken diyor ki elinde daima peçeli tarihinde, Hamer tarihinde gezerdi. Okurdu, not alırdı. Hikaye kaynaklarını seçiyor yani. Dolayısıyla Ömer Seyfettin'in hikayesi aslında romana açılan bir alan. En çok istediği şeylerden bir tanesi büyük eserini yazmak. Ama ne yazık ki başlamış olduğu halde bunları tamamlayamadığını görüyoruz. Mesela Ashab-ı Kehf'imiz roman olmaya açıktır. Efruz Bey'in etrafında roman olabilecek birçok hikaye yazmıştır. Roman parçaları sayabileceğimiz gibi. Yani Yalnız Efe'yi romanlaştırmak istemiştir. Birkaç kez yazıyor Yalnız Efe. Dolayısıyla büyük eserini yazmak istiyor. Ama büyük eserini yazarken de burada o yeni hayat felsefesinden getirdiği kaynakları biz olan malzemeye yöneliş var. Yani Esruz Bey'le, Ashab-ı Kehf'imizle, Yalnız Efe'yle döndüğü yer hep bizdir. Bizim bildiklerimizdir. Bizim olumlu yanlarımızdır. Bunu unutmamak gerekiyor. Kısaca özetlemeye çalışıyorum. İkincisi, Ömer Seyfettin bizim edebiyatımızda olay hikayesi yazarı olarak biliniyor. Bir de hikayecilik bildiğiniz gibi işte, asıl başlangıcını Sami Paşazade, Sezai ve Halit Ziya ile sürdürecek. Ama Ömer Seyfettin bir zirve. Fakat biz Ömer Seyfettin'de Avrupa hikayesinin bir basamak ilerisi olan durum hikayesinin de başlangıçları. Bu yüzden de Ömer Seyfettin sadece iyi bir Türkçe ile yazmamıştır. Aynı zamanda Avrupa'daki hikayenin gelişimini yakından takip etmiş, onu Türk hikayesine yerleştirmeye çalışmış, tanıtmaya çalışmış. Bunun örneklerini de yazmış bir yazardır. Burası da unutulmamalıdır. Yerli kaynakların içerisinde Türk masalları da var. Ömer Seyfettin hayatının son yıllarında masalları modern hikaye haline getiriyor. Mesela bizim Sabahattin Ali'de gördüğümüz o Hasan Boğuldu cinsinden hikayeler Ömer Seyfettin'in ilk örneğini verdiği hikayelerdir. Türk tiyatrosu ile ilgili teklifleri var. İki tane tiyatro eseri var Ömer Seyfettin'in. Bu hikayelerde de geleneksel tiyatronun, Şinasi'nin açmış olduğu geleneksel tiyatro devamının şeyleri vardır. Yani vardır. Türk tiyatrosu böyle olsun demeye çalışıyor Ömer Seyfettin. Dolayısıyla hikayeciliği noktasında da bunu söyledikten sonra belki hemen şimdi şey yapmak, sözü size vermek gerekiyor ama bir iki dakikacık daha kullanayım. Buyurun hocam, buyurun. Burada şundan Ömer Seyfettin'e yönelmiş olan iki eleştiriden söz etmek isterim. Bunlardan bir tanesi Ömer Seyfettin'in çocuk edebiyatı yazarı olduğu konusundaki fikirdir. Biz çok yıllardır Ömer Seyfettin'i bir çocuk edebiyatı yazarıymış gibi tanıtıyorduk. Fakat Ömer Seyfettin'e bu anlamda bir takım itirazlar yapılmaya başlandı. Yani metinleri pedagojik bulunmamaya başladı. Bu çok doğru bir tespit. Ömer Seyfettin çocuklara uygun bir yazar değil. Çocuklara uygun hikayeler yazmıştır ama. Şey gibi, işte Kaşağı'da olduğu gibi, Palaka'da olduğu gibi,
Ant hikayesinde olduğu gibi kahramanı çocuk olan hikayeler yazmıştır. Bunlar pekala çocuklara okutulabilir. Ama biz Ömer Seyfettin'in benim bile okumaktan çok korktuğum Beyaz Lale hikayesini ya da Bomba hikayesini alarak bir çocuk edebiyatı yazarı olmadığını söylersek Ömer Seyfettin'e ihanet etmiş oluruz. Ömer Seyfettin çocuklar için iki önemli yazı yazıyor. Bir tanesi çocuklarımız başlığını taşıyor, diğeri Türk çocuklarını yetiştirmekle ilişkili bir makale. Bunun dışında çocuklarla ilişkili, çocuk edebiyatı yazarıyla ilgili olduğuna dair bir beyannamesi yok, bir beyanı yok Ömer Seyfettin'in. Bir çocuk edebiyatı yazarı olarak görmüyor kendini. Onu çocuk edebiyatı yazarı yapan biz büyükleriz. Çünkü Ömer Seyfettin eserlerinde idealist insanları anlatıyor. Bu dönemin insanı böyle olmak zorunda. Bu geçiş döneminin insanı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak, Osmanlı'nın çöküşünün içerisinden yeniden filizlenip bir millet ve bir devlet oluşturacak insanın idealist olması lazım. O buna mefkure diyor. Ömer Seyfettin ve Ali Can buna mefkure derler. Biz buna idealizm diyoruz. Bu idealist insan örneklerini anlattığı için biz çocuklarımızın böyle insanlar olmasını okudukları metinlerden öğreneceklerini düşünerek Ömer Seyfettin'i ona, çocuklarımıza okutuyoruz. Ama Ömer Seyfettin'in bütün metinleri çocukların okuyabileceği metinler değildir. O çocuk edebiyatı yazarı olduğunu söylemiyor. O çocuklar için yazmıyor. Onu çocuk edebiyatı yapan biziz. Ama çocuklarımızı okutacaksak bazı metinleri seçmeliyiz. Bütünü çocukların okuyacağı metinler değil. İkincisi, Ömer Seyfettin'e yöneltilen ikinci eleştiri tezli yazar olduğu. Bir geçiş dönemi yazarı olduğunu söyledik. Türkten söz etmenin mümkün olmadığı bir dönemin yazarı olduğunu söyledik konuşmamızın başında. Dolayısıyla Ömer Seyfettin Osmanlı coğrafyasında herkesin milli kimliğini geliştirmek için çalıştığı bir dönemde evet, Türklük kimliğini uyandırmak ve geliştirmek için uğraşmıştır. Bu anlamda yazdığı hikayeler de vardır. Bunların sayısı son derece sınırlıdır. Biz Ömer Seyfettin'in 170 kadar hikaye yazmış Ömer Seyfettin'in bu 10 hikayenin içerisinden bakarak tezli bir yazar olduğunu söyleyemeyiz. Ömer Seyfettin de zaten hayatının son yıllarında yazmış olduğu notlarında diyor ki ve bana neden böyle söylüyorlar diyor. Ben ısmarlama hikaye ya da tezli hikaye bugünkü söyleyişte bunları yazmıyorum diyor. Diğer eserlerinden söz ediyor. Fakat kendi hikayesinin ve edebiyat anlayışının hareket noktasını, temelini, onu açıklayabileceğimiz bir şeyi açıklayabileceğimiz bir temel prensibi verir. Diyor ki ben en küçük şeyden kocaman bir hikaye, bir roman çıkarabilirim. İşte ona buradan çok iyi bir görüntü tabii. Evet. Çıkarıyor da zaten. Çok sıradan olaylardan yazdığı hikayeler var. Bunların hikaye olduğuna biz bile şaşıyoruz. Hicivler ve ironileri buradan çıkarıyor. Günlük hayatımız içerisinde tekrarlıyoruz. Hatta bütün benliğimizle inandığımız aslında çok da sıradan şeylerin eleştirisini yapıyor. Kendisine de eleştirel bakabilen bir yazar Ömer Seyfettin. Dolayısıyla bizim Ömer Seyfettin yılında, yani bu bana göre Ömer Seyfettin yılında, bu 100. yıl. Vefatının 100. yılında Ömer Seyfettin'i düşünürken kendi bütünlüğü içerisinde ve onu yetiştiren şartlar, onu ortaya koyan, ona ihtiyaç duyan şartların içerisinde bakmak zorundayız. Ömer Seyfettin bugünkü Türkçenin mimarıdır. Bugünkü edebiyatımızın mimarıdır. Biz bugün konuştuğumuz Türkçe adına, edebiyat adına ona çok şey borçluyuz. Dolayısıyla dönemin ihtiyaçları yüzünden yazdığı hikayeleri, yazmış olduğu makaleleri dolayısıyla
onu edebiyatımızın dışına atmak gerçekten çok çirkin bir harekettir. Bunu iyi düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu 100. yılın bütün bunları yeniden düşünmek için bir vesile olmasını diliyorum. Ben sözlerimi burada kapatayım. Bundan sonra sorular varsa onları cevaplayayım. Çünkü o kadar çok Ömer Seyfettin çalışıyorum ki, hele son bir yıldır böyle her şey üzerimde yığınla, çok iyi seçememiş olabilirim bazı konularda. Hayır, harikaydı hocam. Harikaydı. Çok teşekkür ederiz. Çok büyük bir bütünü bize özetle sundunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir anlatımdı. Var olun. Dilinize sağlık. Siz konuşmanız arasında tiyatrodan bahsettiniz. Soruları ben bekleyeceğim ama belki bir 5 dakika sonra kapatıp yeniden açacağım. Ama o arada sizin konuşmanız sırasında gelen bir soru vardı. Elif Boz diyordu ki, Seyfettin'in bilinmeyen yönü, tiyatro yazarlığı konusunda hocamın düşüncelerini öğrenmek isterim diyordu. Siz kısmen bahsettiniz. Belki tiyatro yazarlığı ile ilgili düşüncenizi tekrar kısaca özetlerseniz, sonra kapatıp yeniden açacağım ben programı. Buyurun hocam. Oyun var. Bunlardan bir tanesinin yarım olduğu düşünülüyor ama doğrusunu isterseniz ben olayın tamamlandığını düşünüyorum bu şeylerde, oyunlarda. 2 tane oyun var. Bir tanesi Yaşasın Dolap, bir de Mahcup Dükkanı ismini taşıyor. Bunlar piyes tarzında tabii. Biliyorsunuz bizde geleneksel Türk tiyatronun, modern Türk tiyatronun esası olması fikrini Şinasi şair evlenmesiyle teklif etmiştir. Yani Şinasi'nin bu anlamda yoktur ama bunu bir teklif olarak düşünmek istiyorum ben. Ömer Seyfettin işte tiyatrosunda Şinasi'nin açtığı bu yolu, Ahmet Vefik Paşa'nın mesela devam ettirdiği yolu seçer. Bu oyunlarda bizim geleneksel Türk tiyatrosunda gördüğümüz yanlışlıklar komedisi dediğimiz, günlük hayatın içerisindeki olayların komedisinin söz konusu olduğu oyunlar yazdığını görüyoruz. Tam bir yanlışlıklar komedisi şeyi var, yaklaşımı var. Hatta kahramanlar üzerinde düşünürsek, mesela bunların hangisinin Karagöz, hangisinin Acıvat, hangisinin Pişekar, yani geleneksel Türk tiyatrosunun tiplemeleriyle örtüştüğünü görüyoruz. Kısaca söyleyeceğim şeyler bunlar. Sadece 2 tane oyunu var. Dediğim gibi isimleri. Çok. Evet, Yaşasın Dolap ve Mahcupluk İmtihanı. Yaşasın Dolap ve Mahcupluk İmtihanı. Evet. Çok teşekkürler hocam. Değerli Çukurova Üniversitesi Kültür Evi uzaktan konuşmaları katılımcıları, sorularınızı bekliyoruz ama ben bu arada programı bir kapatıp yeniden açacağım. Tekrar buluşmak üzere. Sorularınızı bekliyoruz. 2. bölümde hocam sorularınızı cevaplayacak. Ben şimdilik ayrılıyorum hocam. Tekrar sizin bağlanmanızı istirham edeceğim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere tekrar. 3-5 dakika içerisinde yeniden bir araya geleceğiz. Evet. Evet, bir soru var hocam, hemen okuyayım. Çocuk edebiyatı uygun olan hikayelerden seçkiniz olduğunu ifade ettiniz. Günümüze kadar MEP tarafından her derecede okulda tavsiyesi doğru değil de siz de bunun bizim hatamız olduğunu belirttiniz diyor Profesör Doktor Nuran Öztürk hocam. Devam etmek üzere.